Ben yaklaşık 10 yıldır dernekteyim. Birçok organizasyonları burada icra ediyoruz başkanım. Bundan önce en aktif, coşkulu halkı ne zaman bir araya getirdik dedi, sorduklarında sizin bir önceki ziyaretinizdi. Yani ben hem mahcup oluyorum hem de size kendimi çok borçlu hissediyorum. Onu söyleyeyim. İyi ki varsınız. Ben Boşnak hemşerilerimin her yerde çok sıcaklığını, içtenliğini ve gerçekten bu şehrin gerçek sahibi kimliğiyle davranan duruşunu çok beğeniyorum. Bu şehre dönük duyguları, kadınıyla, erkeğiyle, gençleriyle, çocuklarıyla dahi çok özel buluşmalarımız ve duygularına şahitlik ettiğim ortamlarımız oldu. Elbette yol arkadaşlarım var, elbette çalışma arkadaşlarım var. Ama siyasi, ama idari, her yönüyle işine, ülkesine, milletine, memleketine çok duyarlı, özel bir topluluğumuz. Bu yönüyle hep şöyle söylerim, bazen vatanın ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlar, geçmişinde bir kısım acılar yaşayan, bir kısım trajediler yaşayan ve vatansızlığı ve gören, bilen insanlar daha iyi hissederler ve daha iyi savunurlar. Bunu temsil eden ülkemizde, bizimle birlikte bu topraklarda, hep beraber yaşadığımız bu topraklarda bu duyguyu temsil eden bazı gruplarımız, etnik kökenlerimiz var. Gerçekten Boşnak hemşerilerimiz, vatandaşlarımız da bu duyguyu en yoğun hisseden, en yoğun yaşayan vatan duygusu, millet duygusu, birlikte yaşam duygusu, barışın ne kadar değerli olduğunu bilme noktasında bazen gözü nemli, bazen içten, kalben, vicdanen en iyi anlatan insanlarımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz olmuştu. Ben gerçekten bu duyguyla sizleri çok özel seviyorum. Öyle seven bir insanım. Onu altını çizmek isterim. Balkanlar bizim için çok önemli bir ve özel bir coğrafya. Yani tarihimiz için öyle. Yani tabiri caizse hem Balkanların temsilcisi olan siz ve bütün yurttaşlarımız, vatandaşlarımız hem evladı Fatihan olarak hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti, bu topraklara emaneti gibidir. Ve bu toprakları zenginleştiren kültürler var. İnanılmaz değerli bir toplumuz. Yani bu toplumun değeri dünyada çok nadir bulunur, bilinir. Bunu da bu kadar yüksek dozda değerli yapan şey aslında bu çeşitliliği hem kültürel anlamda hem yaşamsal olarak her yönüyle içinde kültür var, sanat var, müzik var, gelenekler var, yaşam var. Bu yönüyle yine Balkanlardan gelen farklı
grupların da inanılmaz zenginliği var. Ben hatta hep söylüyorum, dünyanın en büyük Balkan şehri İstanbul. Dolayısıyla bu şehir aslında birçok duyguyu en büyük sıfatıyla tanımlar veya temsil eder ama çok özel bir tarafıyla ben iddia ediyorum, Balkanları da en yüksek seviyede, en yüksek nüfusta, en yüksek duyguyla, temsiliyetle temsil eden şehir İstanbul. O bakımdan ben kendimi burada bir belediye başkanı olarak sadece görmüyorum. Aynı zamanda örneğin Balkanlara hizmet etmesi gereken, Balkanlara sağlıklı ve iyi duyguları taşıması gereken de bir belediye başkanı olarak görüyorum. Onun için ilk ziyaretimi belediye seçimlerini kazandıktan sonra Bosna Hersek'e yaptım ve Saraybosna ziyaretimi gerçekleştirdim. Çok da mutlu oldum. O günden bugüne çok iyi gelişen dostluklarımız var. Ama belediye başkanlarıyla, ama farklı kimlikler üzerinden ve çok iyi işbirlikleri oluşturduk. Öyle ki 3-5 belediye başkanımızla tartıştığımız, acaba olur mu dediğimiz Saraybosna olsun, işte o dönem Sofya, Atina gibi, Tiran gibi belediye başkanlarıyla yaptığımız sohbet, şu anda 60'ın üstünde Balkan şehirlerinin bir arada olduğu muhteşem bir Balkan şehirleri ağı, Balkan şehirleri zirvesi şeklinde işbirliği ortamını kurduk, devam ediyoruz. İstanbul bunun kurucu şehri oldu. Bizim kurucu şehir olmamız ve ilk dönem başkanlığımızdan sonra Atina bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Şimdi Ocak ayında Tiran'a devrettik. Seneye Ocak ayında da dönem başkanlığını Saraybosna yapacak ve inşallah el ele kol kola yapacağız. İstanbul'da Saraybosna işbirliği yapacağız. Bu yönüyle bu kurmuş olduğumuz diyaloğu, geçmişte yaşanan, ki Balkanlar gerçekten yaşanan ya da yaşatılan acılarla çok değerli bir coğrafya. Hele hele Srebrenica'daki yaşanan acılar, orada yapılan insanlık adına belki en büyük soykırımlardan bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Orada yaşanan her acı, ben iyi biliyor ve hissediyorum ki evlerimizde derin acıya dönüşmüştür. Hiçbir hane, inanınız ki hiçbir hane bir milim aşağısı bir milim yukarısı değildir. Ben hep söylerim, özellikle bazı acılar, bazı anlar vardır ki bunun asla siyaset olmak olmaz. Çünkü milletçe orada içimiz yandı, üzüldük, yandık. Ve umut ederdi, dileriz ki bir daha böyle acılar Balkanlarda asla yaşanmasın. Kurmuş olduğumuz bu şehirlerin birlikte olduğu masa, umuyorum ki gelecekte barışın da önemli bir teminatı olsun. Ben şahsen inşallah görevimiz sizlerin desteği olursa zaten devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Daha iyi, daha güçlü bir işbirliği zeminini sağlayarak sizlerle birlikte göreceksiniz. Balkanlarda yaşayan bütün soydaşlarımıza, her birisine, ama Bosna Hersek'te, ama Bulgaristan'da, Yunanistan'da, onların oradaki mutluluğunu, huzurunu, oradaki çağdaş bir ortamda varlıklarını, eğitimden birçok konuya kadar desteklenmeleri hususunda da güçlü işbirliklerine ve programlara imza atacağız. Ve her zaman kulağımız, gözümüz Balkan coğrafyasında olacak. Türkiye bu hem Türkiye'nin asla vazgeçilmez dış politika prensibidir, hem de İstanbul halkının, 16 milyon insanın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de asla vazgeçmeyeceği ve mutlak üzerinde duracağı işbirliği ve diyalog prensibi olacaktır.
Bu noktada da bizim en önemli rehberimiz, en önemli ışığımız ya da masadaki ortak aklımızın önemli bir parçası elbette ki Bosna Sancak gibi köklü bir dernek olacaktır. Bu noktada saygıdeğer başkana, heyetine, geçmişte görev alan başkanlarına, yöneticilerine gerçekten yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bir dernek nasıl asil olmalı, nasıl asli görevini unutmadan hizmet edebilmeli ve muhteşem bir güven sağlayabilmeli, içinde muhteşem bir gönüllülük esası olabilmeli. Bence birçok derneğe örnek gösterilebilecek bir yolculuk burada yaşandı ve yaşanıyor. Bu da beni gururlandırıyor. O bakımdan az önce yukarıda Sayın Başkan'ın ve yönetiminin bize sunmuş olduğu bir kısım projeleri içtenlikle söylüyorum, çok özel bir yere koyarak ki bana ayrı bir sıfatla Sayın Başkan seslendi. Biz sizi bir boşnak olarak görüyor ve kendimizden bir parça olarak görüyoruz dedi. Bu konumlanma elbette ki benim sorumluluğumu, 16 milyon insanımıza karşı sorumluluğumuzu elbette ki bir eşitlik içerisinde yürütme sözümün olduğunu asla unutmuyorum ama içimde de vicdanımı ısıtan sıcacık bir pozitif ayrımcılık sahası oluşturmadı değil. Buna burada elbette popülist cümlelerle sizi ayağa kaldıracak değilim. Ben öyle birisi değilim. Ama göreceksiniz icraatlerimle bugün burada kalbimde, vicdanımda hissettiğim sıcaklığı önümüzdeki 5 yılda ve ondan sonraki zaman diliminde konumum, makamım ne olursa olsun buradaki sözümü hiçbir zaman unutmayacağım. Duyarlılıklarınız, duyarlılığım, değer verdiğiniz projeleriniz, projelerim ve sizlerin emek ve hizmet vermek istediği ne varsa benim de emek ve hizmet vereceğim saha olacaktır. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Tabii bugün buradayız. Bayrampaşa çok özel bir nokta. Benim özellikle burada çok özel dostluklarım var. Şimdi önümüzde bir seçim yolculuğu var. Bayrampaşa'yı çok özel bir konumda olduğunu İstanbul haritasına baktığımızda zaten görürüz. Aslında göbeğindedir ama sanki dışında kalmıştır. Hatta köhneleşmiş bir kısım sahaları burayı da çok değersizleştirmektedir. Bunun farkındayız. Biz buraya gelir gelmez Bayrampaşa sınırları içerisinde bir suç merkezine dönüşmüş olan otogarı 2-2,5 yıllık çalışmayla rehabilite edip düzenlememizin o bölgedeki bir takım adli sorunlarını, bir takım emniyet güçlerini ilgilendiren sorunların ne denli azaldığını bize yaşatmıştır. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam etmektedir. Ama biz ilçemizde yoğun bulunduğunuz ve yoğun yaşadığınız ki sadece burada değil Boşnak hemşehrilerim. Ben az önceki sözlerimi buradaki yüz binlerce hemşerime söylediğimi biliyorum. Ama özellikle Bayrampaşa'daki hizmetlerimiz ve geneliyle İstanbul'daki birçok noktadaki hizmetlerimizi daha tavan yapabilmesi, daha yukarıya tırmanabilmesi için çok sıkı işbirliği, çok sağlam bir yoldaşlığı kurabilmemize ihtiyaç var. Bu noktada Bayrampaşa'nın kıymetli Hasan Hocası'yla, bizim değerli Hasan Başkanımızla bir yolculuk tarifimiz vardır. Birbirimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu yolculuğumuz sadece elbette ki sadece ikili bir yolculuk değildir. Birçok yol arkadaşımızın içinde olduğu ve sizlerin de içinde olduğu büyük bir masanın etrafındaki yol arkadaşlığıdır. Bu kapsamda ben tarihinde olmadığı kadar özenli bir işbirliğini ve hizmet dönemini Bayrampaşa'ya ikimizin çok güçlü vereceğine yürekten inanıyorum. Bu konudaki desteğinizi en üst seviyede hem Hasan Başkan'a hem de bize vermenizi diliyorum. Günün sonunda 31 Mart akşamı, 1 Nisan sabahı
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, ileriye umutla bakan milletinin, bir Nisan sabahına uyandığında demokraside, adalette daha güçlü nefes alabildiği, kendini çok değerli hissettiği ve asla baskı altında hissetmediği bir dönemin, özgür ve özgün bir dönemin başladığı bir sabaha uyanmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz o soluğu bu şehre 2019'da sizlerle birlikte aldırdık. Şimdi daha güçlü, daha derin bir rahatlama ve geleceğe daha umutla bakabilme yolculuğuna hep birlikte çıkalım istiyoruz. Ve desteğiniz bizim için inanılmaz değerli. Sizin hem enerjiniz hem yetenekleriniz bu kente iyi geldiği gibi bizim de bu yolculuğumuza iyi geliyor, iyi de gelecektir. Bu duygularla, desteğinizle iddia ediyorum ki 2024 1 Nisan sabahı tahmininizden çok daha güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte her şeyin çok güzel olacağı bir döneme başlayacağız. Hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Selam.